Allah'ım kadına bak ya. Yine dört ayak üzerine düştü ya. Öksüre öksüre bütün Çukurova'nın kadınları bahçedeyken böyle çocuk kucağında yangından çıktı. Yok vallahi hanımım, beni buraya yatırsanız, kesseniz, kıtır kıtır kesseniz ben inanmıyorum ya. Ateş yok, bacı yok, Allah aşkına nereden çıkacak o yangın? Kim? Yani nasıl oldu bu? Hayır ki. Ya kendi de yanabilirdi. Acaba Cürüm bu şey mi yaptı? Ufak bir duman göstermek istedi de hiç olaylar büyüdü, kendinden alev aldı ortalık. Geri aldı mı çocuk? Aldım aldım. Anne sen benimle gel. Saniye. Gafur al, samanlığa gelin hemen. Tamam beyim. Ay. Gafur, yanıcı malzeme falan koyuyor musunuz buraya? Nasıl madde beyim? Gaz, benzin, ne bileyim tiner falan. Aa, yok beyim. Şimdi biz yanıcı maddeleri dediğiniz gibi gazdır, tinerdir, benzindir garajda tutuyoruz. Orada muhafaza ediyoruz. Hayır, zaten burada olsa da kıvılcım falan lazım yanması için çocuğum. Tabii. Savcı hanım anlattım meseleyi. Sizce de şüpheli bir yangına benzemiyor mu dedi. Öyle mi dedi? Aklı var, mantık var hanım. Buldunuz mu? Buldunuz mu? Ay, tutamadım yük anamı. Tamam kızım, ben de. Sana soruyorum, buldunuz mu? Neyi hayatım? Ziynet kutusunu. Heh, daha bulmadık anne. Ay, ay dur. Ha, bak sen buraya saklamıştın. Abdi Paşa'nın torununun bugün mevlidi vardı. Ona tam altın takacaktım. Ama ziynet sandığımı bulamadım. Hırsızlar çalmışlar. Anne, sen buraya mı geldin bugün? Evet. Sana sandığımı buraya sakladım dedim ya, duymuyor musun? Sandığımı çalmışlar, çalmışlar. Ay, ay bir de mum yaktım şuraya. Şurada bir yerde olacak. Onu bul, yak. Sandığımı beraber arayalım hadi. Sen mum mu yaktın Aminem? Ay kimsin sen? Abuk sabuk sorular soruyorsun. Karanlıkta mı girecektim? Elbette mumla girdim. Tamam Aminem. Şermin Hanım yakmamış hemen. Ben boşuna mı günahını aldım şimdi Şermin Hanım'ın? Ya sen Aminem'in lafına ne bakıyorsun? Şimdi o ateşi mateşi gördü. Öyle uyduruyor ya. Var mı bir şey o? Aa. Şermin'le alakası yok. Aminem, mum yakmış. Tamam, sakin. Ah anne, ah anne. Ah anne. Sakin ol artık, tamam.